Delimri'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar siz şehirlerinizde soğuktan tiril tiril titrerken ben görmüş olduğunuz gibi tişörtle karın ortasındayım. Şu anda Antalya'dayız. 18 Ocak Çarşamba sabah 9 2023 Antalya. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz harika bir manzarayla beraber karşınızdayım. Bugün hedefimizde inanılmaz güzel bir şey var. Sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz dağlardan aşağıya doğru kayıp Cumburlop Denize gireceğiz. Nasıl? Abi bu bir hayal. Bu bir efsane. Hepinizin kulağına en az bir kere gelmiştir. Ya Antalya'da işte adamlar kayak yapıyor, karda kayıyorlar, sonra gidip denize giriyorlar aynı gün. Bugün size bunu kanıtlayacağım ve görmüş olduğunuz gibi karın ortasındayım. Şu anda Antalya'da öyle güzel bir kar var ki Türkiye'nin hiçbir dağında şu anda burada olduğu kadar kaliteli bir kar yok. Bak ne Kars'ta, ne Erzurum'da, ne Kayseri'de, ne Bursa'da şu anda buradaki kar gibi kar yok. Şöyle göstereyim abi. Dünyada çok sayılı yerde var. Türkiye'de de sadece iki tane dağda var. Kristal kar deniyor buna arkadaşlar. Bir Kars'ta var, bir de Antalya'da var. Ama şu anda Kars'a da kar yağmamış. Bak yarın Erzurum'da şampiyona var. Şampiyona da suni karlama yapıyorlar. Yapay kar. Şu an ama burada görmüş olduğunuz gibi. İzleyin efendim. Bakın. Daha aşağı doğru da gidiyor. Benim boyumun 1.20 olduğunu varsayarsak en az 1 metre, 1.5 metre kar var. Ve şu anda sezon çok geç açıldığı için pistte çok az insan var. Sizlerle birlikte gideceğiz, hazırlanacağız. Eski yöntemlerle değil, kaliteli ve profesyonel yöntemlerle hareket edeceğiz. Biliyorsunuz daha öncesinde çok büyük bir kaza atlatmıştım. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Kaşım patlamıştı. Onun da bir fotoğrafını buraya koyarız. 8-10 santimlik bir kesi vardı. Kafamı snowboardla test etmiştim. Kalite kontrol testi. Bugün eski günlerdeki gibi değil. Tam güvenlikli, profesyonel ekipmanlarla yapacağız bu işi. Dağın tepesinden gösterelim Yasir Bey. Denizin içine. Şu görmüş olduğunuz yer var ya, bulutlar. Onun arkası hemen deniz. Bizim eve şu anda Antalya'da burası 20 dakika mesafe. Aşağıda 17-18 derece bir hava sıcaklığı var. Şu anda ben böyle durduğuma bakmayın. Burada da hava güzel. Dağın tepesindeyim. 2300 rakım burası. Antalya Saklıkent'teyiz. Dağın tepesi 2500 rakım. Tişörtleyim. İstesem tişörtle de kayarım aşağıya. Ama biz üzerimizi giyineceğiz. Tam profesyonel. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Kayak yapacağız. Snowboard yapacağız. Eski günlerdeki gibi kızakla değil. Poşetle değil, leğenle değil. Sabah uyanıyorum ben, buraya geliyorum. Öğleden sonra denize gidiyorum, öyle. Bunu her zaman söylüyorum size. Bugün de burada canlandırmış ve sizlere kanıtlamış olacağım. Buyurun Yasir Bey, gidelim üstümüzü başımızı bir giyinelim, çıkalım artık dağın tepesine. Ayrıca burada neye dikkat edeceğiz? Siz de bunu yapmak isterseniz, bunu bir günde yaptığınızda kaç para harcarsınız? Bu ekipmanlara, teleferik kirasına, yemeğe, içmeye, yola kaç para gider? Onu teker teker göstereceğim. Buraya sadece sucuk ekmek yemeye gelenler de var arkadaşlar manzaradan dolayı. Ama biz bugün sizinle beraber dediğim efsaneyi gerçekleştireceğiz. Oğlum Antalya gibi bir yerde kar olması çok güzel bir şey ya. Ya insanlar çok şaşırıyor. Bazen arkadaşlara diyorum ki ne yapıyorsun falan diyorlar. Ben kayak yapmaya geldim diyorum. Antalya'dayım diyorum. İnanmıyorlar. Burası dünyanın ekvatora en yakın kayak pisti. Harika bir şey. Ve şu an Türkiye'de buradaki kar gibi kar yok. Çok garip değil mi? Çok güzel. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle dikkatli bir şekilde geri geri gidelim. Bak şöyle ben bir yürüyeyim, sen gör bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam ben bir hayırlı olsun diyeyim şöyle. Şu tarafa geçiyorum. Bilal'im hoş geldin. Kolay gelsin, hoş bulduk. Hayırlı olsun. Bu sene sezonu biraz geç açtınız geç ama. Geç açtık ama güzel açtık. Dükkan 10 numara olmuş ha. Hocam eğer ben seni yıllar önce tanımış olsaydım kafamda 10 dikiş eksik olurdu, ben sana söyleyeyim. Ama bugün görmüş olduğunuz gibi full profesyonel ekipmanlarla, kesinlikle, Cumali hocayla ve ekibiyle beraber, kesinlikle, inanılmaz bir şey yapacağız bugün. Alkışlar. Dağın tepesinden denizin dibine. Yarım saat sonra yüzmeye gideceğiz. Yarım saat sonra denizdeyim. Kayağı yapıyorum, yarım saat sonra denizde Ruslarla. Evet, Abdü aşağıdan sesleniyor. Hocam diyor, geliyorum diyor. Yarım saat sonra Abdü arabayla burada. Sadece yarım saat. Hocam bir şey sormak istiyorum. Bu kayak turizmi, kış tatili muhabbeti çok zengin işi, kolejli işi gibi geliyor aynen insanlara. Ben paylaşınca herkes şey yazıyor, lan para var bu işi yapıyorsunuz. Hayır, hayır aslında değil. Anadolu çocukları, mahalle çocukları bu işi yapamaz mı? Kayak takımını, kayak, ayakkabı, baton, üçlü set takım halinde 250 TL'ye veriyoruz. Kaç saat? Sabah 8'de açıyoruz, akşam 6'da kapatıyoruz, akşama kadar. 250 liraya adam gelip burada kesinlikle bu yapabiliyor. Nasıl? Bir günlük eğlence için gayet okey bence. Sabahtan akşama kadar. Para geliyorsun, kayıyorsun. Bak, kayak yapabilirsin ya da snowboard yapabilirsin. Ya da diyeceksin ki ben de 250 lira yok kardeşim. Ben geldim arabayla buraya. Kızak yapabilirsin. Kızak yapacağım 50 lira. Tertemiz. Arkadaşlar bugün ben size hangi ekipmanları kullanacağım Cumali hocayla beraber onu göstereceğiz. Siz de öğrenmiş olursunuz eğer buraya gelirseniz ya da bu sporu yapmak isterseniz hangi ekipmanları kullanmalısınız. Onları teker teker göstereceğiz. Ben hangi board'u kullanıyorum hocam? Sen bana onu bir göster. Sana zahmet. Senin board'un bu Abdücüğüm. Şöyle göstereyim. Tamam. Bunu sana vereceğiz. Tamam. Şöyle bir
Evet. Benim boyum ortalama ayakkabısıyla botuyla beraber 1.75 oluyor arkadaşlar ve 1.75 olduğum için ortalama 1.51 boyunda bir board kullanıyorum ben. Kesinlikle. Şöyle bağlamalarını göstereyim. Ayakkabılarınızı bunun içerisine geçiriyorsunuz ve daha sonrasında teleferikle yukarıya çıkıyorsun. Onu da göstereceğiz birazdan. Aşağı doğru kayıyorsun. Bunlar da ayakkabılarımız. Tamam, snowboard ayakkabılarımız. 42 numara giyiyorum ben. Ayak numaranıza göre ayakkabılarınızı alıyorsunuz. Montu ayak giyeceğim. Montumuz. Aynen, ayakkabı, board, mont, kask takıyorsun. Gözlük takıyorsun, maske takıyorsun, ondan sonra devam. Bunu her yapmak istediğinizde benim yaşadığım olayı aklınıza getirin. O yüzden ekipmanlarınızı sağlam kullanın. Tamam mı? Hazırsak... Hazır mıyız? Hadi gidelim. Ben bir hazırlanayım, geliyorum. Ben bir giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ekiple beraber hazırlandık. Sağ ol. Ekipmanlarımızı elimize aldık. Üstümüzü başımızı giyindik. Kaskımızı kafamıza taktık. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir T-bar var. Bu görmüş olduğunuz bar da biraz amatörler için. Başlangıç seviyesi. Bacağın arasına alıyorsun abi. Yukarıya doğru çıkıyorsun. Dağın arkasından kayarak. Nasıl amatörler için bile birazcık ilk başlayanlar için korkunç görünüyor değil mi? Burada da telesiyecimiz var. Görmüş olduğunuz gibi dağın tepesine doğru gidiyor. 2500 rakıma kadar gidiyorsunuz. Oradan aşağı kaymaca. Bizim ekip böyle bugün güzel bir şekilde tırmanacağız ve aşağı doğru kayacağız. Amacımız belli. Amacımız dağdan kayıp denize girmek. Öncelikle bu telesiyecileri ve T-bar'ı kullanmak için bir bilet almanız gerekiyor. Günlük bilet. Şimdi onu alacağız. Daha sonrasında çıkıyoruz yukarıya. Evet. Nasıl görünüyoruz? Nasıl? Güzel. Hazırız. Kaymaya başlayacağız. Katana var, Nebi var. Merhabalar. Bilal var. Merhaba. Bugün ekip sağlam. Aşağı doğru kayacağız. Kazasız belasız bir gün diliyorum arkadaşlar. Sizlerden de videoyu beğenip kanalımıza abone olmanızı diliyorum. Uzun zamandır böyle aksiyonlu bir video yapmıyorduk. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, telesiyeciler için biletlerimizi aldık. 5 çıkış 300 lira. 5 kere çıkmak için ödeyeceğimiz tutar telesiyece. 2500 rakıma çıkıyoruz ve aşağı doğru kaymaya başlıyoruz ekiple yes beraber. Buyurun gençler, hadi bakalım. Gençleri getirdim ki enerji yükselsin. Biz yavaş yavaş, tabii uzun yıllardır bu işi yaptığımız için. Hava da çok güzel gördüğün gibi. Ve şu anda daha millet burada kar olduğundan da haberdar değil. Antalya'da kayak merkezi olduğundan da bir haber olduğu için insanlar, burası en sakin kayak merkezlerinden birisi olabilir. Basıyorum Yasir Bey. Direkt uzaktan okudu zaten. Evet, buradan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Dünyanın Ekvator'a en yakın kayak merkezine daha güzel bir teleferik, telesiyeci bekliyoruz. Efendim, ben alacağım sizi. Bu da serzenişimdir. Böyle bir değer dünyanın hiçbir yerinde yok. Ülkemizin en güzel noktalarından birisindeyiz. Buraya birazcık ilgi, alaka, please. Hadi buyurun. Bindikten sonra üstümüzdeki şeyi kapatacağız, tamam mı? Hazır mısın? Dön, dön, o tarafa bak. Oraya bak. Yavaşlattım abi. Yavaşlat. Allah. Evet hacım, şurayı kapatıyoruz. Kapattık. Evet. Yani sadece bu teleferikle yukarıya çıkıp keyif yapmaya da gelinir. Hava güzel. Romantizm. Sevgilini alacaksın yanına. Zirveye. Uçurumlar var. Eğer mesela aşağı düşersen gittin. Ona dikkat etmeniz gereken yerler var. Onları göstereceğiz size. Daha sonrasında da amacımız zirveden öyle bir hız almalıyız ki buradan bir koydum mu denizden çıkmam lazım. Onu amaçlıyoruz. Arkadaşlarım söylüyor, niye İstanbul'a gelmiyorsun bu kadar? İşin gücün var. Bütün YouTuber'lar, ünlüler, fenomenler, oyuncular, basketbolcular, futbolcular İstanbul'da yaşıyor. Sen neden Antalya'da yaşıyorsun diyorlar. Bundan dolayı. 1, 2, 3. 30 metre yükseklikteyiz. Şu adamı görüyor musun? O adamın geldiği yer pist değil. Buraya off pist deniyor. Ama şuraya bak. Yol gibi görünen yer var ya, otoyol gibi. Orası senin kayman için belirlenmiş nokta. Ama çok profesyonel olanlar şuralardan falan da kayıp geliyor. Bak, bu çizgileri hep böyle profesyoneller yapmış. Çok fazla da yok. Normalde o kadar çok kayan insan oluyor ki şu düzgün kar tabakasını hiç görmüyorsun kayak merkezlerinde. Her yer böyle üzerinden geçilmiş oluyor. Şu anda tertemiz, yeni yağdığı için kar. Buralardan da ben bir geçerim yani. Burada çok önemli olan bir şey var. Ayağın böyle tamı tamına sıkışık kilitlenmezse, ayağın eğer bordun içerisinde oynarsa düşüyorsun. Aynen öyle. Sıkı bir şekilde oturacak, o yüzden sıkı bir şekilde bağlamalarımızı bağladık. Hadi kayalım artık. Hadi kayalım abi.
Antalya'da şöyle bir sıkıntı var. Biraz eğer bu pistten kayıyorsanız profesyonel olmanız lazım. Çünkü eğer şuradan aşağı giderseniz yaylalara çıkıyorlar. Yaylalara çıkarsınız. Aynen. Geldim. Evet arkadaşlar. Karnımız acıktı mı? Bir sucuk ekmekçi yol üzerinde. 10 numara bir sucuk ekmeğimizi yiyelim. Karnımızı doyurduktan sonra da denize gidiyoruz. Hala saat erken. Havayı kaçırmadan. Hala denizde bizden başka insanlar olabilecekken denize gidelim. Şimdi denize 25 dakika mesafedeyiz. 25. Karı görüyorsunuz. Şimdi snowboard'dan çıktık. Kayağımızı yaptık. Sucuk ekmeği yiyoruz. Vücuda enerjiyi depoluyoruz. Daha sonrasında denize. Hadi go. Gel gel var. Dumanı tutuyor abi. Evet. Kolay gelsin. Yakmışsın. Sucuk ekmek var mı? Var. Ne kadar sucuk ekmek? 50 lira. Normal tamam. Ekmek. 3 tane sucuk ekmek bize. Hemen buyurun. Gelin üşüdün üşümüş size selamlar. Üşüdük valla. Isının gel baba ya. Gidelim abi. Abi soba. Selamünaleyküm. Hemen soba da yanıyor. Çayımız da var değil mi? Var. Video çekiyoruz. Sorun olmaz değil mi? Çay var, sucuk ekmek var, daha ne olsun, sucuk ekmeği yiyelim. 5 dakikada sucuk ekmeğimiz hazır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi harika bir ortamda, mükemmel bir havada, kışlık modda karnımızı doyuruyoruz. Daha sonrasında da yazlık modu açıp sahilleneceğiz. Renklerden de anladığınız gibi hava sıcaklığı biraz daha artmaya başladı. Biz aşağı doğru indikçe hava sıcaklığı artmaya başladı. Şu anda şuradan bakıyorum, 19 derecelik bir hava sıcaklığı var 18 Ocak'ta Antalya'da. Su sıcaklığı bence 15 derecenin üzerindedir. Çünkü yaz kış 12-13, 15 max oralarda geziyor. Hava hala çok soğumadığı için şehir merkezinde deniz sıcaklığı da ona yakın seyrediyor. Benim için çok rahat denize girilebilecek bir sıcaklık. Zaten Ruslar da ve birçok yerli Antalyalı da bu sıcaklıklarda ve bu mevsimde denize giriyor. Daha yarım saat oldu ya. Yarım saat önce dağın tepesindeydik. Kar vardı her tarafta 1,5 metre. Şimdi indik bak güneşe bak. Sahile gideceğiz. Sahilde de mis gibi tatil keyfi. Konyaaltı sahiline geldik arkadaşlar. Size şöyle bir sahil turu yaptırayım. Bakın. Sahilde koşan insanlar var, yürüyen insanlar var, piknik yapan insanlar var. Hafta içi olmasına rağmen yine de güzel bir kalabalık var. Sahil biraz sakin olabilir ama ben sadece video için değil, gerçekten bu aktiviteyi yapmışken tadını çıkartmak adına güzel bir yer bulacağım kendime ve oradan denize girip güzelce vakit geçireceğim. Buraya park ediyorum Yasir Bey. Ya bu Konyaaltı sahili var ya, Metaverse evreni gibi. Herkes bir şey yapıyor. Evet. Çim biçme makinasıyla uçanlar, mınçaka yapanlar. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim arabanın arkasında bir ömür yaşayabileceğiniz kadar ekipman her zaman olur. Terliğidir, ayakkabısıdır, her şey var. Ben havlumu, terliğimi aldım. Size bir sürprizim var birazdan. Soyunduğum zaman göreceksiniz. Sahile doğru ilerliyoruz. Burası çok fazla yüzmeye tercih edilmeyen bölge olduğu için, sakin olduğu için biz rahat rahat hareket edebiliriz diye buraya getirdim. Ama ileri tarafa baktığın zaman bir sürü insan var. Bu tarafta da bir sürü insan var. Suyu görüyorum, tertemiz, tam bana göre. Hadi gidelim abi, mis gibi suya girelim. Genelde şu anda Antalya'nın tadını Ruslar ve Ukraynalılar çıkartıyor. Bu durumdan birazcık muzdaribim. 300 bine yakın Rus Ukraynalı bu şehre taşındı. Ev kiraları uçtu. İnşallah buna da bir çözüm getirirler. Çünkü Antalya'da yaşayan yerli halk artık böyle burayı terk etmeye başladı. Bundan dolayı çok üzülüyorum. Bu güzellikleri kendi memleketimizde biz yaşayamayacaksak. Neyse şu dayıyı Rus'a suda bir onu bir boğmacasına kapışırım onunla. İyi mi? Adam vallahi giriyor bak. Yalan değil abi. Yarım saat önceki kardan sonra nasıl hava? Harika. Abi şu güneşin güzelliğine bak ya. Ben de giriyorum artık, yeter. Abi yüzdün mü? Are you swimming? Ha? Are you swimming? Yeah. O da Ruski. Direkt şeyinden anladım. Aksanından. Hazırsan ben giriyorum artık. Gidin de şu dayıyı bir yakalayayım. Hadi görüşürüz. Ocağın 18'inde rahat rahat denizde takılabiliyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Bir suyun içine de bakalım, suyun içine sığmış. Bye.
Hani çıktıktan sonra da üşümüyorum. Normalde kışın denize girdiğiniz zaman, çıktığınız zaman hemen bir havluya sarılma isteği gelir insana. Ama şu anda yazlık gibi, yat güneşten yani, 10 numara. Bak orada da bir tane yüzen adam var. Burada şu dayı var bak. Sanırım bizden gördü. Ya da bizden eski de olabilir. Dedektörle altın arayan bir amca var. Ona doğru gidiyorum şu anda. Kolay gelsin. Merhaba. Evet geldik. Şöyle göstereyim. Kolay gelsin. Merhaba. YouTuber mısınız? Aynen. Ne haber abi, nasıl gidiyor? Vallahi iyi diyor, hep şey var. Kanet, kutu kola şeyleri çıkıyor. Bir şeyler yok mu? Yok bir şey. Hiçbir şey çıkmadı mı? Gazoz kapağı, şudur budur onlar çıkıyor, tel çıkıyor. Hiç bulamadım bir şey şimdilik. Böyle çalı yürütüyor ama... Biraz daha vakit geçirmen lazım. Aynen aynen. Hiç bizim dedektörle altın arama videolarını izledin mi? Yok izlemedim. Bizim de bu videolardan var. Bakarsan oradan ufak tiyolar bulabilirsin kendine. Senin ismin neydi? YouTube, Selim. Selim abi, memnun oldum. Görüşürüz, kendine iyi bak. Hadi kolay gelsin. Hadi rastgele. Selim abi daha nasibini bulamamış. Bugün benim için çok keyifli bir gün oldu. Biraz önce dağda snowboard yapıyordum. Şimdi de geldim sahilde. Denize girdim. Kendinize iyi bakın. Böyle çılgın videolarla beraber karşınızda olmaya devam edeceğim. Allah'a emanet.